Değerli izleyenlerimiz, Tavşanlı Ada Stadyumunda Tepecik Spor Mimaraba Spor karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz. Şu anda müsabakanın ikinci yarısı oynanıyor ve 50. dakikanın içerisindeyiz. Ve müsabakada 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İkinci yarı başladığından bu yana Tepecik Spor'un oyunda bir üstünlüğü var. Şimdi Onur Kurt'a gönderilen bir top. Defans oyuncusu son anda araya girdi ve topu kornere gönderdi. Hem konuk Mimaraba hem de Tavşanlı Tepecik Spor ligin ikinci yarısına büyük değişimlerle girdi. Özellikle Tepecik Spor'da ilk 11'de sadece 3 oyuncuyu görebiliyorum. Onun dışında Tepecik Spor'da büyük bir değişim var. Şimdi sağ taraftan Tepecik Spor atağa devam ediyor. Şimdi bir Mimaraba kontratağı izleyeceğiz. Soldan geliyor Mimaraba. Ahmet Gündoğdu. Ahmet rakibini karşısına aldı. Ortayı düşündü. İki oyuncu bir arada. Fakat yan hekimin bayrağı da havada ve topu avuta çıktı. Şimdi kaleci Hüseyin avut atışını kullanacak. Gerilerden gelen Mustafa Özik. Kerem kafa vuruşunu yaptı ama yan hakemin bayrağı havadaydı. Kerem arkadaşlarına gidin dedi. Hüseyin out atışını kullanıyor ama out atışı Mimaraba lehine taç atışına döndü. Şimdi kendi yer alanının sol tarafından Mimaraba taç atışını kullanacak. Oyun yine taç atışıyla devam edecek. Yine Ahmet Gündoğdu'ya gönderilen bir top. Uzun bir pas denemesi. Orada karşıya Mustafa oldu. Şimdi orta sahada. Top hala Mimaraba'da. Tepecik oyuncuların presi ve baskısı sonuç verdi. Münir'in pas denemesi. Münir'e gönderilen pas denemesi isabetsiz. Şimdi kaptan Kaan. Hüseyin boşta olan arkadaşlarına baktı. Uzun göndermeyi denedi Onur Kurt'a doğru. Orada yükselen Kerem oldu. Şimdi top şimdi Münir'in ayağında kaldı. Münir. Münir'den Seyfettin'e pas düşüncesi. Seyfettin'de mi kalacak? Müdahale topa dedi hakem. Şimdi Mimaraba sağ taraftan geliyor. Sefa Turan'la orada araya giren Bedirhan Kurt oldu. Son müdahale Sefa Turan'dan diyor hakem. Şimdi Tepecik Spor Mustafa ile taç atışını kullanacak. Mustafa Münir'e gönderdi. Ayağı kaydı, düştü orada. Yine Mustafa karşıladı. Havadan gelen topu son müdahale Mimaraba'lı oyunculardan. Ve Tepecik Spor taç atışıyla devam edecek oyun. Mustafa. Orada Emirhan var, Münir var. Yüksek gönderdi taç atışını. Münir kafayla indirdi. Top barışta kaldı. Şimdi yine Münir göğsüyle yumuşattı. Emirhan Fındık. Şimdi Buluk'la Mimaraba atağa kalktı. Ahmet Gündoğdu içeride. Yine Sefa var. İki oyuncunun arasında Ahmet'in önünde düştü. Vurdu ve üstten avu. Gerçekten Mimaraba adına çok ciddi bir tehlike izledik o az önce. Önemli bir pozisyon yakaladılar. Soldan gelişen atakta Ahmet Gündoğdu o topu önünde beklemiyordu. Ama bir anda Ahmet'in önüne düştü top ve Ahmet'in vuruşu üstten alta gitti. Altı pasın önünden önemli gol fırsatından yararlanamadı Ahmet Gündoğdu ile Mimaraba Spor. Hüseyin alt atışını gönderdi. Uzun gönderdi. Orada Onur var. Onur'u geçen top Seyfettin'de kaldı. Seyfettin rakibini karşısına aldı Seyfettin. Şöyle bir çekti topu. Şimdi arkadaşına pas olarak gönderdi. Münir.
Münir. Kaleye baktı Münir ama şut şansı tanımadı. Araya girdi numaralı oyuncular. Fakat ondan önce de yapılan bir faul var. Kaleyi cepheden gören bir noktadan. Bedirhan Kurt orada faul ile durduruldu. Ve iki oyuncu yerde şu anda. Hem numaralı hem Tebecik Sporlu oyuncular yerde yatıyorlar. Cepheden gören bir nokta. Numaraba kalecisi Murat Coşkun. 3 kişilik bir baraj kurdurmayı tercih etti. Topun başında. Bakalım nasıl bir serbest iniş organizasyonu olacak. Hep beraber izleyeceğiz. Başında Bedirhan var. Mustafa da geldi. Bedirhan ve Mustafa var topun başında. Bakalım hangisi atış kullanacak. Kaleci Murat Coşkun dikkatli. Mustafa direkt kaleyi denedi. Baraja çarpan top. İçeride yükseldi top. Şimdi kalı. Emirhan fındık. Çok güzel düşündü. Havadan kaleye göndermek istedi. Ama top Mimaroba defansına çarptı ve geri döndü. Şimdi top yine Emirhan'da kalacak mı? Hayır. Mimaroba defansı buna müsaade etmedi. Mustafa kaydı topa ve topu taca gönderdi. Taç atışıyla oyun devam etti. Ondan önce faul tespit etti hakem. Mimaroba rakip yarı alanın orta sahaya yakın kısmından bir serbest vuruş kullanacak. Şimdi Bulut Kaya'yla Mimaroba'lı oyuncular içeriye kümelendiler. Serbest vuruş ceza sahasının içerisine gönderilecek. Ama etkili olmadı. Şimdi hızlı bir Tebecik atağı izleyebilir miyiz? Tebecik Spor atağa kalkıyor. Onur Kurt'a gönderilen bir top. Onur önünü alabilirse sevdiği toplar Onur'un. Onur pes etmedi, bırakmadı atağı. Kaleci Murat Coşkun'da hiç riske atmadı ve topu taca gönderdi. Mustafa Bedirhan'a gönderdi. Bedirhan Emirhan paslaşması. Şimdi top Emirhan Fındık'ın ayağında. Emirhan iki kişinin arasından çıkamadı Emirhan. Yine Tebecik Spor taç atışıyla oyun devam edecek. Aslında Barış var. Barış topu çaldı. Merhaba. Kendi yer alanından serbest vuruşla oyunu devam ettirecek. Gönderildi. Topu karşıladı Bedirhan. Şimdi Emirhan. Hala Emirhan'da top ama Emirhan 3 kişinin arasına girdi, çıkamadı. Ve şimdi de Bedirhan faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Bedirhan'ı yanına çağırıyor. Bedirhan'ın Suat'a yapmış olduğu faul sonrasında sarı kartla cezalandırıldı Bedirhan Kurt. Şimdi Suat Mede en direkt serbest vuruş kullanacak. Yine uzun gönderecek.
arkadaşlarına gidin diyor. Yani çizgisinin çaprazına şimdi kafayla indirildi. Orada kaptan Abdülkadir var. Şimdi Bedirhan. Bedirhan'dan yine onur düşüncesi. Uzun gönderilen bir top. Ve şimdi Tepecik Spor taç atışını kullanacak. Orada topu iyi değerlendirilemedi bu hata. Tepecik Spor taç atışını kontrol edemedi Seyfettin. Top hala Mimarova yarı alanda. Bedirhan Seyfettin'e. Seyfettin. Şimdi Onur Kur. Onur şöyle bir topu çekti. Ama oraya hemen geldi Mimarovalı oyuncu. Rahat hareket etmesine izin vermedi. Şimdi sağ taraftan taç atışıyla oyun devam ediyor. Top Bedirhan'da. Bedirhan kibini karşısına aldı. Çizgiye gönderdi. Orada Mimarovalı oyuncular yine araya girdiler. Atan büyümesine izin vermedi. Fatih Bektaş. Top da en son Tepecik oyuncuya temas etti. Taç atışıyla Mimarov hata devam ediyor. Abdülkadir. Yerden bir pas düşüncesi. Emirhan. Emirhan rakibini geçemedi. Ahmet Gündoğdu'ya pas düşüncesi orada Barış'tan. Başarılı olmadı. Şimdi Bedirhan. Yine bir Tepecik Spor hata olabilir. Araya gönderilerdim. Onur Kur rakibini geçse çok önemli bir Tepecik Spor hata olacaktı. Önemli bir pozisyon olabilirdi. Ama orada çok dikkatliydi Kerem. Rakibinin geçişine izin vermedi. Şimdi kendi yarı alanın sol tarafından taç atışını kullanacak. Boşta olan arkadaşına bakıyor. Fatih Bektaş. Bulut var. Bulut'la paslaştı. Hatalı bir paslaşma. Ve taç el değiştiriyor. Ramazan Okatan. Sını gönderdi. Şimdi içeriye gelişi güzel bir orta. Onur'un önünde kalır mı? Kalmadı. Ama ondan önce hakem offside tespit etti. Merhaba. Yani yarı alandan offside'dan kaynaklanan bu endirekt serbest vuruşu kullanacak. Sanırım ondan önce bir faul ya da elle temas da tespit etmiş olabilir karşılaşmanın hakemi. Kaleci Murat Coşkun'la bu atış kullanacaklar. Yine rakip yarı alanına uzun bir top gönderilecek. Öyle de oldu. İsabetsiz bir top. Ramazan'la kendi yarı alanın sağ tarafından taç atış kullanacak. Ev sahibi Tepecik Spor. Hakem bekleyin dedi. Bir değişiklik var. Karşılaşmanın ilk değişikliği Mimarova'dan geliyor. Ahmet Gündoğdu oyundan çıktı. Ve onun yerine Mustafa Egemen Fırat girdi, dahil oldu oyuna. Pasın arasına bir pas atma düşüncesi. Ahmet Emin'den başarılı olmadı. Sonrasında da Tepecik Spor faul kazandı. Şimdi top Mustafa'da. Mustafa. Soldan geliyor Tepecik Spor Mustafa'yla. Mustafa yerden pas gönderdi Onur Kurt'a. Orada çok dikkatliydi. Suat Mede geçişe izin vermedi. Uzun topu Abdülkadir karşıladı. Top döndü dolaştı Onur Kurt'a geri döndü. Emirhan. Emirhan Bedirhan paslaşması. Münir. Münir'den isabetsiz pas. Hala Tepecik Spor'da. Emirhan. Münir. O bölgede sıkıştı. Şimdi oyunu genişletiyor Tepecik Spor. Kaptan Abdülkadir. Abdülkadir arkadaşların defansın arkasına gönderilen bir top. Kaleci Murat Coşkun'a kadar gitti. Ve Murat hiç bekletmeden eliyle başlattı oyunu. Fatih Bektaş'a attı topu. Fatih. Uzun gönderdi. Orada kafayla karşıladı Tepecik defansı. Kazım karşıladı topu. Hemen sizlere hem 3. ligdeki temsilcimiz Kütahya Spor hem de grubumuzdaki diğer müsabakaların sonuçlarını aktarıyorum değerli izleyenler.
Kayaspor Avni deplasmanında 1-0 mağlup durumunda. Edremit 0, Burhaniye Belediye 1, Bandırmeci 0, Gören Belediye 0, Beylikdüzü 1, Sultanbeyli Belediye 1. İlk yarıda 1-0 öne geçti ilk dakikalarda Beylikdüzü ve ilk yarının sonlarında yemiş olduğu golle tekrar eşitlik vardı maçta ve 60. dakika itibariyle de bizi yakından ilgilendiren müsabakada 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Beylikdüzü Sultanbeyli Belediye İstanbul derbisinde. Bigaspor 1, Bolca'da 0 ve Tavşanlı Ada Stadyumundaki müsabakada da Tepecik 0, Mimaraba 0 karşılaşmanın 66. dakikasının içerisindeyiz. Şimdi hücum yönünün sağ tarafından bir taç atışı kullanacak Barış'la. Mimaraba ceza sahasına uzun gönderilmek istendi. Kafayla karşıladı Tepecik defansı. Top hala Barış'ta kaldı. Fakat elle müdahale ediyor. Yan hakemin de uyarısı var. Şimdi Tepecik Spor serbest vuruş kullanacak. O atışı kullanmak için kaleci Hüseyin Tunç geldi. Hüseyin çıkın dedi arkadaşlarına. Uzun gönderildi. Münir yükseldi. Münir'den önce kafaya çıkan orada Kerem oldu. Orta sahada bir faul vardı. Hemen atışı kullandı Mimaraba Spor. Suat. Top havalarda. Şimdi yere indi. Fatih Bektaş'ın pası Barış'a gelmedi. Şimdi Emirhan. Soldan geliyor Tepecik Spor Emirhan'la. Emirhan. Emirhan yerde kaldı. Hakem devam dedi. Hiçbir şey yok. Şimdi defansın arkasına atılan uzun bir top. Kaleci Hüseyin'le geçti. Ceza sahasının içerisinin dışında. En öne bir müdahale tespit etti yan hakem. En azından ben öyle gördüm. Şimdi yan hakem orta hakeme o şekilde işaret etti. Yayın dışında elle müdahale olduğunu, elini gösterdi. Bakalım nasıl bir karar çıkacak? Az sonra göreceğiz. Maalesef orada yoğun itirazlar var hakeme. Çizgisinin dışında, ceza sahasının dışında kaleci Hüseyin defansın arkasına atılan o topta tehlikeyi savuşturmak adına kalesini terk etmişti. Thank you.
Evet, oyun kurallarında ceza sahasının dışarısında kalecinin elle kasti teması olduğunda, müdahalesi olduğunda bunun neticesi kaleciye evet. Şimdi bir oyuncu değişikliği olacak. Zorunlu bir oyuncu değişikliği. Çünkü kaleci Hüseyin Tunç ceza sahasının dışarısında çizgiyi kapsayan, ceza sahası çizgisini kapsayan alanın dışında elle bir teması, elle bir müdahalesi oldu topa. Talihsiz bir andı. Tepecik Spor adına ve kaleci Hüseyin Tunç adına bu sebeple Tepecik Spor oyuncu değişikliklerine gidiyor. Tabii bu taktiksel de bir değişiklik olacak. Emirhan Fındık çıktı oyundan. Ofansif anlamda bir oyuncu eksiltti Fuat Hoca. Isınmadan bir kaleci değişimi oldu. Onun yanında Münir de oyunun dışına çıktı. Münir'in yerine de Onur Kan Döken oyuna dahil oldu. Şimdi gerçekten kaleci ısınmadı. Tehlikeli bir nokta. 5 kişilik bir baraj. Kalede Talha var. Duk sana gönderildi o atış. Top üst direkte patladı. Gerçekten çok etkili bir vuruştu. Bulut'un vuruşu. Şimdi kaleci Talha'nın ellerinde. Talha eliyle hemen oyunu başlattı. Müsabakanın bitmesine yaklaşık normal süre olarak 18 dakika var. Gerçekten Tepecik Spor bakalım neler yapacak. 10 kişi kaldı müsabakada. Şimdi Tepecik Spor hata. Ortada sıkıştı top. Evet, yerde olan bir numara bal oyuncu var. O sebeple hakem oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncunun yanına geldi. Evet, sağlık görevlileri oyuna dahil oldu. Oyuncunun tedavisi sahanın içinde yapılıyor. Hemen bu boşlukta size grubumuzdaki müsabakalardaki son durumları aktarayım değerli izleyenler. Edremispor 1, Ruhaniye Belediye 1, Bandırma İlçe 0, Gönen Belediye 0, Beylikdüzü 1, Sultanbeyli Belediye 1, Biga 3-0 olacağına karşısına galip. Zaten galip durumda olan grubumuzdaki tek müsabaka bu şu dakikaya kadar. Ve Tavşanlada Stadyumunda 74. dakikada Tepecik 0, Mimaraba 0. Kim uzun gönderildi Onur Kurt'a doğru? Onur Kurt topu kontrol edemedi. Ama topu çaldı Onur Kurt. Orada sıkıştı top.
Yine uzun gönderilen bir top defansın arkasında. Orada Abdülkadir var. Abdülkadir riski atmadı. Talha'ya pas olarak düşündü. Şimdi Talha uzun gönderdi. Top yine Mimarabalı oyuncularda kaldı. Soldan geliyor Mimaraba. İçeride iki oyuncu var. Gönderilen top Mustafa Kapa'yla karşıladı. Şimdi Onur Kurt. Fakat orada Onur Kurt'a yapılan müdahale faal Mustafa Egemen tarafından. Daha çok öne çıkmaya başladı. Kırmızı karttan sonra Mimaraba bu fırsatı değerlendirmek istiyor konuk ekip. Ama bakalım Tepecik'te oyuncular buna müsaade edecek mi? Kalan 15 dakikanın içerisinde belki de uzatmalarla birlikte 20 dakikalık bir zaman dilim var. Futbolda çok uzun bir zaman 20 dakika. Şimdi top Barış'ın ayağında. Barış. Barış'tan bir pas düşüncesi isabetli değil. Ama top yine Barış'ta kaldı ve arkadaşına kazandırdı topu. Sefa orada. Araya girdi. Melih Ahmet ve topu taca gönderdi. Barış boşta bir arkadaşını aradı. Sefa düşüncesi Mustafa'nın kayarak müdahalesi ve top taca çıktı. Mustafa da gerçekten Tepecik Spor'da bu dakikaya kadar başarılı bir oyun sergiledi. Kaan, kaptan, Bulut içeriye gönderdi. Bulut yükselen top. Talha çıkıp çıkmamakta tereddüt etti. Sonra da top onun kontrolünde. Ve Talha'nın ellerinde top. Talha uzun gönderecek. Şimdi kapayla sektirilen top Onur'un önünde kalır mı? Tereddütte kaldı Onur. Topu göremedi. Ve top kaleciye Murat Coşkun'a kadar gitti. Hızlı başlattı Murat. Yine sağ taraftan bir atak geliştirmek istedi orada. Barış'la Tedirhan'ın müdahalesinin faul olduğunu düşünüyor hakem. Şimdi serbest vuruş kullanacak. Mimaraba. Bir oyuncu değişikliği daha. Ahmet Emin çıktı. Onun yerine dahil olan oyuncu Ersin Çetin. Ahmet şimdi Tepecik Spor ceza sahası çizgisinde bir boşluk aradı Tepecik defansında. Başarılı olamadılar. Top Bedirhan'da kaldı. Bedirhan pasını çıkardı şimdi. Uzun bir pas. Bakalım etkili olabilecek mi? Onur. Karşısında iki rakibi var ve faalle durduruldu mu? Onur hayır. Devam diyor yanaken. Ondan da yardım aldı. Yine uzun bir pas düşüncesi. Top Tepecik Spor'da kaldı. Mustafa Üzik. Mustafa. Mustafa kısa pas olarak gönderdi. Melih Ahmet'e. Şimdi Bedirhan. Top Ramazan'da. Ramazan. Ramazan Bedirhan oynadı. Bedirhan. Bir boşluk aradı Bedirhan. Onur kan dökene gönderdi. Onur topu. Şimdi aldı önüne Onur. Bir müdahale daha gelecek mi orada? Son anda araya girdi. Fakat son müdahalenin Onur kan dökenden olduğunu düşünüyor karşılaşmanın orta hakemi. Yan hakem de out'u gösterdi. Ve Murat Coşkun'la şimdi out atışını kullanacak. Ve Onur'un bu itirazı sarı karta mal oldu. Bu itirazın neticesinde sarı kartla cezalandırıldı Onur Kandöken. Yine uzun gönderilen bir top. 18'in çevresine uzun toplarla rahatsız etmek istiyor. Pozisyon bulmak istiyor. Mimaraba. Şunu da söylemek istiyorum. Tepecik Spor zaten 10 kişi kaldı. Ama Mimaraba'da da yorgunluk belirtileri var. 79. dakika itibariyle Barış şimdi kafayla gönderdi. Barış
Orada sekti top Sefa'nın önünde kaldı. Sefa önünü aldı. İçeriye çıkarttı. Hiçbir arkadaş yok. Fakat atak devam ediyor. Yine içeriye gönderme düşüncesi. Top Ramazan'a çarptı. Ve şimdi sol taraftan köşe vuruşunu kullanacak konuk bir maraba. Bulut geliyor topun başına. Korneri kullanmak için. İçerisi kalabalık. Gerçekten tehlikeli olabilirdi bu atak. İçeriye gönderilen topta son müdahale Tepecikli oyunculardan. Şimdi köşe vuruşunun yönü değişti. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanacak. Hücum yönünün sağ tarafından Limaraba. İçerisi yine kalabalık. Altı palasın çevresine kümelendi oyuncular. Orada ön direkte Onur karşıladı. Top yine Limaraba'da kaldı. Uzaktan bir şut denemesiyle üstten out. Kaptan Kaan. Uzaktan bir şut denemesinde bulundu. Ama top direğin üstünden out'a çıktı. Hala ağır hareketlerde bulunuyor. Arkadaşlarının sağ içindeki yayılımına baktı. Şimdi out atışı kullanacak. Karşılaşmanın orta kemi dakika bende diyor. Zamanı oynama. Bir uyarıda bulundu şimdi. Hala uzun gönderdi. Ama orada faule maruz kaldı. Seyfettin'in havaya yükselmesini engelledi Mimarabalı oyuncu. Şimdi hücum yönünün sağ tarafından orta sahaya yakın bir yerden serbest vuruş kullanacak. Pas olarak kullanmayı tercih etti. Top şimdi Tepecik Spor'da. İçeriye Onur'a doğru bir pas düşüncesi. Suat Mede girdi araya. Onur'un önünde kalır mı? Elle bir müdahale olduğunu düşünüyor ve itiraz ediyor oyuncular. Top hala Tepecik Spor'da Bedirhan. Seyfettin var yanında. Ramazan arkadaşına kazandıramadı ve top taca çıktı. Ramazan kafayla karşıladı. Top Onur Kurt'ta. Onur. Onur'dan Mustafa'ya. Mustafa. Mustafa rakibini geçme düşüncesi. Orada Barış topu sakladı. Topu kazanayım derken Barış'a bir faul yaptı. Hemen serbest vuruş bekletmeden kullandı. Mimaraba. Sağ tarafta yine top Barış'la. Barış'la Mimaraba adına bugünün çalışkan oyuncularına şimdi bir topuk pası düşüncesi. Başarılı olmadı. Tepecik defansı hiç riske atmadan topu taca gönderdi. Bir değişiklikte ev sahibi Tepecik Spor'dan geliyor. Seyfettin oyundan çıkarken onun yerine Tepecik Spor'un gelecek vadeden oyuncusu, yetenekli oyuncusu Mithatcan Aydemir, hemen düzeltiyorum, Miraç Doğukan Akbulut oyuna dahil oluyor. Seyfettin de yine takımın içerisinde bugün dikkat çeken oyunculardandı. Bu dakikaya kadar sahada iyi işler yaptı Seyfettin. Şimdi ceza sahasının içerisinde bir karambol olur mu? Miraç Doğukan sağa gönderdi. Uzun bir pas Miraç Doğukan'a. Top kaleci Murat Coşkun'a kadar gitti Murat. Kaleci Murat da uzun mu gönderecek yoksa arkadaşına pas olarak mı? Pas olarak göndermeyi düşündü Kerem'e. Kerem de kendi yarı alandan çıkma çabasında şimdi. Mimaraba. Kerem. İçeride arkadaşlarına baktı. Uzun gönderildi. Kaleci Talha çıktı ve aldı topu.
Hala uzun bir degaj kullanabilir. Hayır, topu önüne attı. Yine uzun gönderdi. Rakip yarı alanda karşıladılar. Offside olur mu? Fakat bıraktı oyuncu akıllı bir şekilde. Ve arkadan gelen bulut içeriye gönderdi. Hala yine çıkıp çıkmamakta tereddüt etti. Top şimdi Mustafa'da kaldı. Mustafa. Mustafa'dan Onur'a pas düşüncesi. Onur çok güzel bir hareketle önüne aldı topu. Ama orada yine araya girdi numaralı oyuncular. Kaan girdi araya. Şimdi de Kerem'le taç atışını kullanacak. Konut Mimaraba. Kerem. Yakınında Sefa vardı. O Suat Medeyi oynamayı tercih etti. Ersin uzun gönderdi. Ondan önce girdi çıktı diyor hakem ve offside tespit etti. Yan hakemin bayrağı havada. Şimdi offside'dan kaynaklanan en direkt serbest vuruşu kullanacak ev sahibi Tepecik Spor. Ceza sahası çizgisinin hemen önünden. Kaleci Talha uzun gönderdi. Orada karşıladı Suat Mide, Barış. Kıran kırana bir mücadele orada. Son müdahale Mustafa'dan geldi. Mustafa da bir darbeye maruz kaldı orada. Barış tarafından. Gerçekten Tepecik Spor ikinci yarı sıfırdan yeni bir yapılanmaya gitti. Ve göze batan, dikkat çeken önemli transferleri de gözlemleyebiliyoruz sahanın içerisinde. Ama bir talihsizlik yaşandı. Hem günün iyilerinden hem de Tepecik Spor'un güven veren kalecisi Hüseyin Tunç kırmızı kartla oyunun dışında kaldı. Yaklaşık 17 dakikadır 10 kişi mücadele ediyor. Ev sahibi Tepecik Spor. Kerem uzun gönderdi. Barış'tan önce Abdülkadir kafayla topu taça göndermeyi başardı. Mimara Batı'ya taç atışıyla şimdi devam edecek. Evet değerli izleyenler. Şimdi ceza sahasının içerisinde bir karambol top yükseldi. Sefa'nın vuruşu rakibe çarptı. Şimdi Barış vurdu. Sefa orada bir karışıklık. Ve son müdahale. Mimara Batı oyunculardan diyor. Ve orada da bir sakatlık yaşıyor. Tepecik Spor oyuncusu yerde. Hemen değerli izleyenler, sizlere grubumuzdaki müsabakalardaki son durumları aktarıyorum. Burhaniye Belediye Edremit deplasmanında 2-1 öne geçti. Bandırmeti 0, Dönem Belediye 0. Beylikdüzü 1, Sultanbeyli Belediye 1. O artık o müsabakanın da normal süreye göre son 5-6 dakika oynanacak. Bu puan farkının azalması açısından hem temsilcimiz TKI Tavşanlı İspor hem de Akıncılar Spor adına önemli bir gelişme. Bir takımımız adına puan 6'ya düşerken bir diğer takımımız açısından da 8'e düşecek puan farkı. Bu arada Bandırma Eti de puan kaybediyor. Bugünkü skorlar TKI Tavşanlı İspor ve Akıncılar Spor'un lehine gelişiyor şu ana kadar. Umarım en kötü bu sonuçla müsabakalar neticelenir. Ve iki takımımız da avantajlı bir şekilde ikinci yarının ilk haftasına girmiş olur diyoruz. Ve TKI Tavşanlı İspor'un şöyle de bir avantajı var. İlk 5 hafta, ikinci haftadan itibaren kendi evinde mücadele edecek coşkulu seyircisiyle. Şampiyonlukta ben de varım diyecek TKI Tavşanlı İspor. Ve yine bir diğer temsilcimiz Evlatım Beyazlı Akıncılar Spor'da İlk yarıdaki performansını ikinci yarıda devam ettiriyor. Ve dün Kuştepe karşısında
1-0 galip gelmesini bildi. DK'yı tavşanlı Linspor'da 3-0 gibi net bir sonuçla Kuruçeşme deplasmanından Tavşanlı'ya döndü ve hanesine 3 puanı yazdırdı. 3'te 3 olmasını Tavşan adına çok isterdik. Keşke Tepecik de bugün hanesine 3 puanı yazdırabilseydi. Belki de o talihsiz an, 72. dakikadaki talihsiz an yaşanmasaydı Tepecik Spor gerçekten galibiyete yakın taraftı diyebiliriz değerli izleyenler. Talha gidin dedi arkadaşlarına. Futbolda 10 kişi kalmak her ne kadar büyük bir dezavantaj ve handikap olsa da ve uzunca bir süre var daha önümüzde. Çünkü az önce ikinci yarının ilave süresi için tabela kalktı. Ve 9 dakikalık bir uzatma izleyeceğiz Tavşanlıada Stadyumunda. Orada Talha topu kontrol etmek isterken numaralı oyuncu müdahalede bulundu. Endirekt serbest vuruşu yine kaleci Talha kullanacak. Uzatmanın ilk dakikasının içerisindeyiz. Hala uzun gönderdi. Orada bulut aşan top Onur'un önünde kaldı. Onur. Miraç Doğukan var yanında içeride. Şimdi Miraç Doğukan'a güzel bir pas açma. Onur. Önü alabilecek mi? Şimdi bir pas düşüncesi. Onur Kurt oraya girmek istedi ama başarılı olamadı. Yine uzun gönderilen bir top. Kaleci Talha çıktı. Talha'dan bir hata geldi. Şimdi top yüksel. Talha elle avantajını kullanacak mı? Kullandı ve topu aldı. Gerçekten uzatmanın ikinci dakikasının içerisindeyiz. Ve müsabakanın akışı itibariyle bu maç böyle biter de diyemiyoruz. Az önce 10 kişi kalan Tepecik. Rakip yaralının 18 çizgisinin üstünde birkaç iyi pas yapsa golle burun buruna gelebilirdi. Yine Bedirhan'dan Miraç Doğukan'a akıl dolu bir pas düşüncesi ama orada araya girdi numara defansı. Şimdi de kaptan Kaan'la çıkmak istiyorlar kendi yara alanlarından. Kerem, top Kerem'in önünde. Kerem'le çıkıyor. Topla hareket halinde Kerem. Şimdi uzun gönderdi ceza sahasının içerisine doğru. Kafayla yine içeriye göndermiş. Ramazan var orada. Sert bir vuruş geldi. Gerçekten Fatih Bektaş çerçeveyi bulsa çok tehlikeli olabilecek bir pozisyondu. Ama top out'a çıktı. Şimdi orta sahada bir Tepecik oyuncu yerde ve sağlık görevlilerini sahaya davet ediyor karşılaşmanın orta kemiği. Oyun durdu. Müsabakalarda bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Ağrı deplasmanında Belediye Kütahya Spor 1-0 mağlup durumda. Orada artık uzatmalar oynanıyor. 90+5. Dakika oynanıyor. Ağrı'da. Burhaniye Belediye'nin Edirne deplasmanında 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Ve eşitlik olan iki müsabaka. Bandırmeyti 0, Gönen Belediye 0. Beylikdüzü 1, Sultanbeyli Belediye 1. Biga Bolca da karşısında 3-0 gibi net bir skorla galip. Ve Adas Stadyumunda da yine uzatmalar oynanıyor. Uzatmanın 3. dakikasında oyun tekrar durdu.
0-0'lık eşitlik var Tavşanlıada Stadyumunda Tepecik Spor Mimarova müsabakasında. Şimdi seriye geldi. Bakıyorum seriyede olan oyuncu sanırım Bedirhan Kurt. Yanlış görmediysem. Sediye ile sahanın dışına alınıyor Bedirhan. Umarım önemli bir sakatlığı yoktur Bedirhan'ın. Bu da yine Tepecik Spor'un ikinci yarı kadrosuna kattığı genç ve yetenekli oyunculardan bir tanesi Bedirhan Kurt. Ve şu anda Tepecik Spor sahada 9 kişi değerli izleyenler. Evet Bedirhan ayağa kalktı. Ayakkabılarını bağlıyor. Az sonra hakemden izin alarak oyuna dahil olacak. Talha gönderdi. Uzun gönderildi top. Onur'un önünde kalmadı. Miraç gitti şimdi oraya. Şimdi soldan Fatih Bektaş da geliyor. Ramazan var orada. Ramazan topu taca gönderdi. Hani zaten 10 kişi Tepecik. En azından oyun durduğunda hakemin kenara bakması gerekirdi. Evet şimdi izin verdi. Ve Bedirhan oyuna dahil oldu. Kerem'den içeriye gönderen Talha çıktı yumrukladı. Fatih Bektaş'ın önünde kalmadı top. Şimdi hücum yönünün sol tarafından taç atışını kullandı Mimarova. Top Bulut'un ayağında. İçeriye gönderilen top. Talha yükseldi. Arkada sikti boşta kaldı. Bomboş kaleye. Topu gönderemedi Mustafa Egemen. Ve topu avuta çıktı. Çok önemli bir gol fırsatı yakaladı. Mustafa Egemen ve bomboş kaleye gönderemedi topu Mustafa. Şimdi Talha kullanacak avut atışını kullandı. Onur Kurt, Kerem arasında top. Kerem mücadeleyi bırakmıyor. Kerem boşta bir arkadaşını aradı. Geriye döndü şimdi. Ersin. Ersin'den Kaptan Kaan'a pas. Kaptan Kaan içeriye doğru kat etti. Gönderen orada bir kafa vuruşu ve avut. Oraya gol için Suat Mede de gitmişti. Suat'ın kafa vuruşunda top direğin sağından avuta gitti değerli izleyenler. Uzatmanın 7. dakikasının içerisindeyiz. Sakatlık sebebiyle oyun yaklaşık bir 2-3 dakika daha durdu. Ve bu arada Ağrı'dan bir gol haberi var. 3. ligdeki temsilcimiz Belediye Kütahya Spor 90+5. Dakikanın içerisinde 1-1'lik eşitliği yakaladı. Ve tabiri caizse golü attı maç bitti. Belediye Kütahya Spor Ağrı deplasmanından son dakikada atmış olduğu golle 1 puanla dönüyor. Diğer müsabakalarda bir değişiklik yok. Sultanbeyli Belediye ve Bandırma Eti şampiyonluk adayları lider Sultanbeyli kayıpla başlayacak. Ve golü atan Kütahya Spor'da 90+5. Dakikada Bilal Şeflek. Bir taraftan bu müsabakayı takip ederken diğer taraftan da Bandırma Eti şimdi soldan tehlikeli bir atak. Yine out. Yine out ardı ardına çapraz noktadan net gol pozisyonları yakaladı. Bir tanesi boş kaleydi. Ve yine değerlendiremedi Mimarova. Bu önemli gol şansını harcadı Mimarova'lı oyuncular.
Uzun gönderdi Talha. Artık normal uzatma süresi doldu. Sakatlık sebebiyle duran 2 dakikalık zaman dilimi var. Hakem sanırım onu oynatıyor. Orada bir gerginlik. Hakem olay yerine geldi. Şimdi oyuncuya bakıyor. Ben varım, sakin olun dedi. Hem tepecik hem mimarabalı oyunculara karşılaşmanın orta kemiği. Evet, tepecikli oyuncu şimdi ayağa kalktı. Şerafettin. Şimdi Abdülkadir Lebo endirek serbest vuruşu kullanacak. Ev sahibi Tepecik Spor. Artık karşılaşmada son anlar oynanıyor. Onur'a doğru uzun gönderildi. Onur. Kerem geldi oraya. Kerem'in kontrolüne top alta çıktı. Kaleci Murat Coşkun hiç bekletmeden oyunu başlattı. Uzun gönderildi top. Tepecik Spor defansı karşıladı. Ve Adana Stadyumu'nda son düdük geldi. Tepecik Spor 0. Mimaraba 0. Müsabakanın sonucu. Evet, Murat Göçmen hocam. Müsabaka golsüz neticelendi. 0-0 berabere tamamlandı. İsterseniz maçın genel bir değerlendirmesini sizden alalım hocam. Evet, Tepecik Spor yeni bir yapılanmaya gitti. İlk yarıdaki futbolcularından sadece 3 tanesi ilk 11'de oyuna başladı. Ve müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. Sahada 10 kişi kalmasına rağmen anaların ak sütü gibi helal olsun. Bir puanı alabilmek için sahada varlığını yollarını koydular. Çok iyi bir mücadele verdi değil mi hocam? Bunun yanında Mimaroba'nın %100 kaçırdığı pozisyonlar var. Gerçekten. Cömertçe harcadılar. Cömertçe harcadığı pozisyonlar var. Ama yani Tepecik Spor'u aldı bu anlamda dolayı tebrik ederim ben. Müthiş coşkulu, istekli, arzulu. Yani maçı da alabilirdi Tepecik Spor. Ama yüreklerine sağlık çocukların. Genç, yeni oluşan bir kadro. Tebrik etmek lazım. Hocasını da, yönetimini de, futbolcuları da tebrik ederiz. Evet Murat Hocam çok teşekkür ediyorum. Ve İstanbul'da derbide Beylikdüzü bir Sultanbeyli Belediye bir bizim adımıza sevindiren bir gelişme. Sultanbeyli Belediye almış olduğu bu bir puanla 34 puanla liderliğini koruyor. Hemen arkasında 28 puanla Bandırma Eti ve yine aynı 28 puanla aynı puanla Tavşanlı TKİ Spor var. Ve onların hemen arkasında ise Akıncılar Spor var. Puan farkı 6'ya düştü. TKİ Tavşanlı Spor Sultanbeyli arasında ve Akıncılar Spor'la olan puan farkı ise 7'ye düştü. İki temsilcimiz de şampiyonluk adayı ve son haftalara kadar şampiyonluğu kovalayacak. Umarız şampiyon Tavşanlı'dan çıkar, yolun sonu şampiyonluk olur diyoruz değerli izleyenler. Evet, Adana Stadyumu'nda bir yayınımızın daha sonuna geldik. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalınız, umutla kalınız efendim.